Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada Ripple avukatı olarak geçen John Deaton'ın açıklamalarını inceleyeceğiz. Kendisi dava için tarih veriyor. Tabi duruma bir göz atacağız. XRP avukatı diyor Ripple Sej davasında bu tarihe kadar karar çıkmazsa şok olurum. Bu arada John Deaton şeyin resmi avukatı değildir yani e, Ripple'ın resmi avukatı değildir fakat destekçisidir davayı bu şekilde e, sıkı bir şekilde takip eden isimlerden bir tanesidir diyebiliriz. Vaktiyle çok fazla spekülasyon ortaya atmıştı işte ha bitti ha bitecek falan derken hatta vaktiyle yine XRP coin tarafında epey bir e, FOMO oluşumunun sebebidir diyebiliriz kendisi. Tabi farklı farklı şeyler var. Örneğin Brad Gerlinghaus yani Ripple'ın CEO'su Eylül ayına kadar en geç biteceğini öne sürmüştür. E, John Ditton bunu her an bitebilir işte bu hafta bile haber alabiliriz e, tarzında spekülasyonlar yaparak tamamlamıştır. Yani genel olarak bu şekilde bir e, anlatı vardır. XRP token sahiplerini temsil ettiğini iddia eden avukat John Ditton, Ripple Sej davasının bitiş tarihine dair konuştu. Bakalım. XRP altcoin sahiplerinin avukatı olarak tanınan John Dettin yayınladığı bir YouTube videosunda Ripple'la ile Sej arasında devam eden yasal mücadelenin sonuç tarihine dair konuştu diyor. John Dettin yargıç Analisa Torres'in geçmişteki kararlarına atıfta bulunarak özet kararın ne zaman verileceğini öngören yeni bir zaman çizelgesi ortaya koydu. Şunu söyleyeyim, bundan önce John Ditton bir takım açıklamalar yaptı ama mantıksız şeyler söyledi. Şimdi bakın, bazen oluyor ki tabii iş spekülasyona giderken biraz alakasız şeyler çıkabiliyor. Örneğin John Ditton en son demişti ki 2-3 tane avukat da buna destek verdi falan. Analisa Torres dediler daha önce bir şeye bir davayı maksimum bu kadar uzattı. Şimdi Ripple'ı da en geç şu tarihte verecek. Niye? Vermezse e, yargıcın en uzun davası olacak. Ya olur arkadaşım daha Ripple'da olur. Ripple'dan sonrakiler de yani e, en çok şey yapan davası olur. Uzayan davası olabilir. Hani bazen spekülasyon yaratacağım diye şey yapıyorlar. E, mantıksız ve alakasız şeyler söyledikleri olabiliyor. Hatırlanacağı üzere Ditton daha önce Dubert davalarına bakan yargıcın geçmişteki karnesine dayanarak karar için 6 Mayıs 2023 tarihini öngörmüştü. Ha bak bunu diyorum işte. Tamam? Yani bu şekilde şeyler söylüyor. Ditton yeni tahminde Hinman'ın konuşma belgelerinin 13 Haziran 2023'e kadar kamuoyuna açıklanmasını da hesaba kattı. Yargıç Torres'in kararı büyük olasılıkla Eylül 2023 sonuna kadar verebileceğini söyledi. Hillman belgeleri çok önemlidir. E, Hillman belgelerini atlamamak gerekiyor. Ne olduğunu bir hatırlayalım. Hillman dediğimiz kişi, e, William Hillman kendisi zamanında secde çalışmış bir kişidir. Ve yaptığı çalışmalarla birlikte Ethereum'un bir menkul kıymet olmadığını öne sürmüş ve bunu delillendirmeye çalışmıştır kendince ve bunu belgelemiştir devamında şu anda ripple'ın stratejisi bunu e, karşıya çıkar. Yani bu eski set çalışanın yaptığı bu çalışmayı çıkar. Devamında Ripple'la Ethereum arasında bir bağlantı kurarak doğrudan XRP coin'in de e, bir menkul kıymet olmadığı sonucuna var. Burada tabii Ripple aynı zamanda son vakitlerde gelen Ethereum'un bir menkul kıymet olduğu iddiasına ne yapıyor? atıfta bulunarak aynı zamanda eteri de kurtar kurtarmış oluyor yani dolaylı yoldan hatta doğrudan diyebiliriz. Devam edelim. Cuma günü verdiği bir röportajda konuşan avukat, kararın tüm Hinman belgelerinin kamuoyuna açıklanmasından sonra verilmesi halinde hükmün daha anlamlı hale geleceğini açıkladı. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Şimdi onu bunu boş vermek lazım. Şu anda ABD'de bir yasa üzerine çalışılıyor. Bak bu yasa çok önemli olacak. Dün bir video attık ABD'deki yasa üzerine. Bu e, Ripple davasını tamamen sona erdirebilecek bir hükmü içerecek. Şu anda Cumhuriyetçi milletvekilleri bu yasa üzerine çalışıyor. Yasa diyor ki piyasada menkul kıymetleri seç, e, MTY'ları, CFTC e, regüle edecektir. Haricinde... XRP ile alakalı olan kısımları söylüyorum. Biz diyor öyle bir oluşum sergileyeceğiz ki önümüzdeki haftalarda hangi kripto paranın neyin menkul kıymet olduğu, neyin emtia olduğu yönünde net bir e, çizgi çekeceğiz diyorlar. E Takdir edersiniz ki bu yasa geçtiği takdirde, bu yasa tasarısı geçtiği takdirde, yasalaştığı takdirde e, Ripple ile Sej arasındaki e, bu davanın olabildiğince hızlı sonuçlanabilme ihtimali e, yüksek olacaktır. Tabii bunun e, hangisinin lehine olur, hangisinin aleyhine olur, şu an bununla konuşmak için erken. Önümüzdeki haftalarda, e, bu hafta içinde çıkmaz ama sonraki hafta e, çıkma ihtimali çok yüksek olacaktır, tamam mı? Buna göre işler çok değişir. Eylül, e, Eylül ayı sonuna kadar yargıçtan bir karar alamazsak, Büyük bir şok yaşayacağım. Kesinlikle şok olurum ve bunun olacağını e, sanmıyorum diyor. Ben de çok sanmıyorum. Eylül ayına kadar işte ise ara karar gelir yani. Şu yasa tasarısı bir çıkarsa karar da gelir merak etme. XRP davasının dayanak noktasının sahip olduğu düzenleyici önem göz önüne alındığında özet kararın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto para piyasası ekosistemi için son derece önemli olabileceği zaten biliniyor. E, ben burada e, politik sebeplerden dolayı da şey yapabileceklerini düşünüyorum. E, X serisini MTA olarak tanıtabileceklerini düşünüyorum. Bunu sebeben de anlık e, menkul kıymet sayısını fazla belirlerlerse büyük ihtimalle bu sıkıntılı süreç içerisindeki ABD bu olmasın diye şu an zaten bu yasayı getiriyor. Doğrudan Aniden patır patır ABD pazarlarından e, ayrılan şirketler olacaktır. da bunların içerisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla ben e, kısmi büyük bir noktasını XRP dahil MTA olarak e, sınıflandıracaklarını düşünüyorum. Tabii ki bakalım. Seç 2020 yılında Ripple'a karşı açtığı davada şirketin XRP tokenlarını kayıtsız bir menkul kıymet arzı ile sattığını iddia etmişti. Aynen 2020'nin Aralık ayında dava açıldı. Tabii ki inişler çıkışlar oldu. Sona doğru yaklaşırken sürmeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.